Geçiyoruz Erzurum'la ilgili diğer bir haberde. Bu da Yakutiye Belediyesi'nin haberi. Dün hizmet binasını açan Yakutiye Belediye Başkanı Doktor Mahmut Uçar ve ekibiyle birlikte yine bir hizmet binası vatandaşa kazandırdılar. Ya yanı sıra hizmet binasını açarken eski bakanlardan Sayın Recep Akdağ, bakanımız oradaydı. Yine eski bakanlardan şimdi milletvekili adayı Selami Altınok oradaydı. Eski il başkanı, AK Parti il başkanı Sayın Mehmet Emin Öz de oradaydı. Diğer milletvekili aday arkadaşlar da oradaydı. Bir de kamu kurumda müdürler vardı. Yani sıra muhtarlar vardı. Vatandaşlarla beraber coşkulu bir açılış yaptılar. Evet, Mahmut Uçar dediğimiz gibi Yakutiye Belediye Başkanımız Mahmut Uçar hizmete doymuyor. İşte haberimiz. Size de bilgi vereyim. Binamızın en alt katı taziye ve okuma salonumuz var en alt katta. Zaten toplantıyı orada yapacağız. Bu giriş katımız Kazım Karabekir Muhtarlık Ofisimiz. Burada Kazım Karabekir Mahalle Muhtarımız olacaklar. En üst katta Erzurum Mahalle Muhtarlarımızın ofisi ve derneği olacak. Zaten gezeceğiz hep birlikte. Binalarımızı görmüş olacağız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Açılışı için, millet konağının açılışı için bir aradayız. Gerçekten Yakutiye Belediye'miz, belediye başkanımız göreve başladığı günden beri vatandaşın ihtiyaçlarına hitap eden çok güzel çalışmalar yapıyor. Kıymetli bakanlarım, kıymetli Yakutiye Belediye Başkanım, değerli muhtarlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yakutiye ilçemize nice hizmetler kazandıran başkanımızın, özellikle muhtarlara yönelik bu açtığı binanın ilçemiz ve muhtarlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Belediye başkanımız, ilçe başkanlarımız, hem geçmişten beri silah arkadaşlığı yaptığım değerli muhtarlarımız, büyüklerimiz, abilerimiz, değerli hanımefendiler, kardeşlerim, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Değerli ilçe başkanımız, belediye başkanımız, kıymetli muhtarlarım, kıymetli basın mensupları, hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ben Abdurrahim Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Şimdi Cumhurbaşkanımız, kıymetli arkadaşlar, Türkiye'nin 1950'lerden beri 200 yıllık hayali olan özellikle önemli idealleri bize aşıladı bir ekiple beraber. Bu ekibin şimdi yoluna daha hızlı devam etmesi gerekiyor. Bakın Mart ayında aslında açıklanacaktı. Özellikle savunma sanayinde yaptığımız devrimler. Ama deprem nedeniyle şimdi tek tek yavaş yavaş açıklanıyor. Bunların devam edebilmesi için 1950'lerde kapatılan uçak sanayimizin devam edebilmesi için Cumhurbaşkanımızın o meclise çok güçlü bir şekilde gelmesi lazım. Çok güçlü bir destek olması lazım. Burada da Cumhurbaşkanımız muhtarlarımıza önemli değer verdi bu 21 yıllık süre içerisinde. Muhtarlığı adeta yeniden canlandırdı. Yeniden hayatımızın içine çok diri bir şekilde soktu. Çok değer verdi. Sefaniyetimiz biliyor musunuz?